Arkadaşlar selam her videoda sizlere bir tane CSGO skin veriyoruz arkadaşlar Katılmanız çok basit bu videoya like atıyorsun kanala abone oluyorsun Ve aşağıya instagram adresini yorum olarak bırakıyorsun Ben de çıkan herkese arkadaşlar videonun sonunda açıklıyorum Her videonun sonunda çekiliş var bundan sonra görüşürüz Arkadaşlar selam yeni bir kasa açma videosuna hoş geldiniz Bugün CSGO skins'teyiz eğer sizde bakiye yüklemek istiyorsanız buraya dex yazarsanız size 0.5 dolar bedava para veriyor. O parayla da geliyorsun. Buradan bir tane açıyorsun. Çıkan itemi direkt envanterine çekiyorsun ve gidiyorsun abi. MC'den verdi. Bak bu çok kötü arkadaşlar ama herkese bundan vermiyor. 1.5 dolar da veriyor, 2 dolar da veriyor, 5 dolar da veriyor arkadaşlar. Şu an kaç dolar verdi? Bakalım. Abi 0.97 dolar verdi. Alıp gidebilirsiniz. Şimdi biz bugün ne yapacağız arkadaşlar? Kasa savaşı yapıp deli gibi katlayacağız. Bize ne lazım? Para lazım. Arkadaşlar, parayı hangi kasadan alacağımı biliyorum. Vallahi arkadaşlar, size bir şey söyleyeyim mi? CS:GO skinsin en iyi kasası bence bu arkadaşlar. 15 tane koydum, bakalım. Şuraya bir bot çağıralım, buradan deli gibi katlayalım paramızı alıp gidelim arkadaşlar. Gerçekten hızlı para alıp gidelim, hızlı. Savaşı zaten başlattığın için bu savaşa katılamaz mısın? Ne demek ya? Katıldık işte. Katıldı. Şimdi arkadaşlar 438 dolar. Adam iyi gidiyor. 500 dolar yaptı. Devam edelim. Hadi burayı almamız lazım. Adam 1397 dolar. Bu kasa bence arkadaşlar CSGO Skins'in en iyi kasası abi. Şu an öndeyiz 1500 dolarımız var. Devam edelim böyle. Abi 350 dolar bu. Bu da güzelmiş 116 dolar. Onu onu satayım 500 dolarlık çıkarttı. Adam baya yaklaştı ama baba koydu noktayı. Baba koydu noktayı. Sen orada bir bekle dedik. Devam ediyoruz arkadaşlar. Buradan güzel para kazanmamız lazım. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar İzmir'de baya büyük bir yangın oldu arkadaşlar. Bize de çok yakın. Ben 20 yıl İzmir Sanıç'ta yaşadım. Yani bildiğim bir yer. Doğduğum büyüdüğüm bir yer. Baya bir yandı. Herkese geçmiş olsun. Ama benim anlamadığım bir şey var arkadaşlar. Gerçekten anlamadığım bir şey bak. İzmir Çevirme diye bir tane sayfa var. Yani İzmir'deki olayları paylaşıyor işte. Piknik alanı var o yanan bölgede. Piknik alanındaki güvenlik onlara mesaj atıyor. İtfaiyecilerin karnı acıktı. Lütfen buraya yemek gönderir misiniz? Ya da su gönderiyor insanlar. Ya da ayran gönderiyor. Eyvallah gönderelim arkadaşlar da. Abi İtfaiyelerin karnının acıktığını oradaki güvenlikçi mi söylemesi lazım ya? Bunu biri düşünmemem hani o oğlum koskoca şeyden bahsediyorum, belediyeden bahsediyorum, şeyden bahsediyorum. Koskoca Gazimir Belediyesi yani köy değil orası ya. Gerçekten köy değil orası. Abi bilmiyorum belki belediye ile alakalı değil, belki itfaiye ile alakalı. Hani bunu kim sağlıyorsa onlara yemek Su vesaire yani koskoca ya oğlum bir yemek su ne kadar ya arkadaşlar gerçekten bana söyler misiniz yani bin kişi olsun ya bin kişi bir yemek ne kadar olabilir ya da bir yemek söylemeyi düşünmek ne kadar olabilir ya gerçekten ben anlamadım yani bunu niye hani benim söylemek istediğim bunu niye oradaki güvenlikçi söylüyor abi? Hani bunu düşünen oraya o itfaiyecileri gönderenin ya da hani onun düşünmesi gerekmiyor mu? Yani oraya bu kadar görevli gönderdik. Bunların buna buna ihtiyacı var. Yanlarında destek olarak yapılması gerekmiyor mu ya? Abi gerçekten çok büyük plansızlık. Hani plan konusunda gerçekten ülkede inanılmaz kötüyüz abi ya. Bir plan yok ya. Bir şey yok yani random abi. Aa yangın varmış koşuyoruz yani. Ama vallahi helal olsun. O yangın söndürmek gerçekten şey ister. Bak ben bu itfaiyecilere falan söylemiyorum. Hani bunu oraya yönlendiren, böyle masa başından yöneten insanlara söylüyorum ya. Onların karnının acıktığını niye oradaki güvenlik görevlisi mesaj atıyor ya? Bana inanılmaz garip geliyor arkadaşlar. Vallahi garip geliyor ya. Bunun partiyle ya da başka bir şeyle hiçbir şeyle alakası yok. Abi acıktı acık, ya o kadar ateşin içinde hani Yemek istemeleri falan filan her şey normal. Sadece bunu oradaki güvenlikçi niye şey yapıyor? Hani o karmaşada adamlar şey yapamadı falan. Ama oraya güven... Oğlum görevli gönderiyorsun. Onların ihtiyaçlarını da karşılamak zorundasın. Çünkü öyle bir şeyle savaşıyorlar ki. Oğlum cennem gibiydi yani gerçekten. Vallahi helal olsunlar söndürdüler. Hani böyle çok bu tarafa yansımadı. Sadece ormanla kaldı. Ama bak şöyle de bir şey istiyorum. Hani o ormana lütfen çam ağacı dikmeyin ya Abi şu çam ağacından vazgeçin ya Abi çok kolay yanıyor çok pis ee, Böyle kozalaklar düşüyor Bomba gibi patlıyor İnanılmaz kötü ya çam ağacı dikmeyin ormana ya abi ya Ben Bulgaristan'a gittim arkadaşlar Polonya'yı saymıyorum zaten Bulgaristan'da hani geçerken bir ormanlara girdim Abi öyle güzel ağaçlar var ki böyle Hani orman böyle şey yani Böyle tertemiz, böyle yaprakları çok güzel böyle orman ya böyle nefes alıyorsun. Çok güzel hava var. Meyve ağaçları var. Yani böyle çok güzel yapmışlar. Onu biz niye yapmıyoruz ya? Onu anlamış değilim ya. Vallahi garip arkadaşlar. Garip. Bu video bu kadar. Görüşürüz. Arkadaşlar selam. Son videomuzun çekilişini editörümüz açıklıyor. Buradan izleyebilirsiniz. Kazanan arkadaş hayırlı olsun. Görüşürüz. <laughs>